arkadaşlar, siyaset ısınıyor. Artık şurada genel seçimlere 11 ay gibi bir zaman kaldı. Efendim, seçim satımı haline girmiş bulunuyoruz. Ha, bunun yanında yine erken seçim olacağından bahsedenler var. İzninizle bunları belli örnekler vererek anlatmaya çalışacağım. İlk yayınladığımız kitap Milli Kaynak Paketleri kitabıydı. Geçmişte yine rahmetli Erbakan Refah Partisi'nin yazmış olduğu ve yazılmış olduğu işte 9 aylık kitaptan bahsediyoruz. Hocam dönemde hatırlarsanız 11 aylık iktidarda dahi başka kitaplar da vardı. Bununla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Evet, Doğan Aydın Bey efendim. Ankara'dan davetlerimizi kırmayarak buraya kadar gelen Profesör Doktor Doğan Aydın Hocamız, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısına ve İstanbul'dan gelen yardımcılarına eşliğine teşekkür ediyor. Basın mensuplarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz deyip sözü kendilerine bırakıyorum. Basınımızın değerli mensupları, değerli teşkilat arkadaşlarım, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Biz Yeniden Refah Partisi olarak 3 yıl önce kurulduğumuzda birçok kişi hiçbir ihtimal vermiyordu. Sanki işte bir geçmişte örnekleri bulunan, işte babasının oğulları partisi gibi bir algıyla uzun süre yok saydılar. Ancak memnun olduğumuz husus, değerli Fatih Erbakan Beyefendi'nin bu partiyi dişiyle tırnağıyla 3 yıl içerisinde 81 il, 900 küsur ilçede teşkilatlamış olmasıydı. Dolayısıyla rüştünü ispat etmiş bir partiden söz edeceğim size. Bir başka özelliğimiz daha var. Rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocam döneminde ben Başbakanlık Müsteşar Yardımcısıydım ve yine birçok görevimin arasında Ar-Ge'den sorumluluk da vardı. Biz o dönemi yaşadık. Biz bu devleti yönettik. Biz bu devleti yöneteceğiz. İzninizle bunları belli örnekler vererek anlatmaya çalışacağım. İlk yayınladığımız kitap Milli Kaynak Paketleri kitabıydı. Geçmişte yine rahmetli Erbakan hocam dönemini hatırlarsanız 11 aylık iktidarda çok rahatlıkla söylüyoruz ki geçmişte de hiç şüpheniz olmasın, biz devlettik, biz bu devleti yöneteceğiz. Burada aslında bu kitapların tamamını biz yayınladıktan sonra iki ayrı bölüm halinde bütün partilere gönderdik. Başta Muhalefet Partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere. Daha sonra Meral Akşener hanımefendi, daha sonra Devlet Bahçeli beyefendi dahil olmak üzere. Herkes teşekkürlerini ileten ikişer mektup yazdılar. Biz bunları bütün partilere iletmekle açıkçası Türkiye'de biz meydan okuduk. Bizim yazdıklarımız hamasi değil, ayakları yere basan, Türkiye'nin geleceğine ışık tutan projelerdir dedik. Ve herhangi bir tenkit olursa da bunları isteyen partiyle, istediği kişilerle tartışmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Bu bir tür meydan okumaydı aslında. Ve şu güne kadar da bir tek Allah'ın kulu çıkıp, ya yazmışsınız etmişsiniz ama bunlardan bir şey çıkmaz diyemedi. Keşke dese de istedikleri televizyonlarda geçmişte ne kadar güzel yapılırdı. Bütün hükümetin başkanları çıkar, partilerin başkanları rahatlıkla tartışırlardı. Özal dönemini hatırlarsanız, Demirel Özal rahmetli hocam, Türkeş karşılıklı projelerini anlatırlardı. Ve herkes öbürüne neyin yanlış olduğunu anlatırdı. Şimdi yürekleri sıkıyorsa tekrar denesinler. Çünkü bu söylediğimin karşılığı yok. Sadece kötülemek için, bir hükümeti kötülemek için cümleler kuramazsınız. Biz rakamlarla konuşuyoruz. 2.2 trilyon dolar vergi,
$1 trilyon borç, 68 milyar dolara da Türkiye'nin 171 kuruluşunu sattınız. 3.3 trilyon dolar eder. Ya yaptığınız ortada. 3-5 tane köprüyle, birkaç tane hastaneyle, birkaç havaalanıyla bunları anlatamazsınız. Dolayısıyla biz sadece kötüleyelim gayreti içinde değiliz. Ama gerekçelerini anlamadığımız şeyleri bir muhalefet partisi olarak sormak durumundayız. Herkesin gözü havaalanlarında, işte bu tüp geçitlerde, bizim artacak ise eğer, o telefonu lütfen dışarıda konuşalım. Eğer gelecekte turist artacak diyor iseniz, o zaman Atatürk Havalimanı'na da ihtiyacınız vardı. Bu kadar çok artıracak diye iddianız var çünkü. Dolayısıyla bazı şeyleri anlayamıyorsunuz. Hasta garantili hastane ne demek Allah aşkına ya? Yolcu garantili köprü ne demek? Hayatında 4 milyon yolcu geçmemiş Çanakkale'den 16.4 milyon kişiye garanti veriyorsun. İnanılır gibi değil. Geçmiş bütün tarihinde 4-4.5 milyonu geçmemiş. Ama siz diyorsunuz ki 16.5 milyon olacak geçecek. Bunun parasını da hükümet olarak ben sana taahhüt ediyorum. Bunun anlaşılabilir bir mantığını Allah aşkına biri çıksın açıklasın. Kütahya Havaalanı yapıyorsunuz. Hem de yaparken aynı yıkıcı teknik orada da uygulanıyor. Eskişehir Havalimanı'nı yıkıyorsunuz. Uşak Havalimanı'nı kapatıyorsunuz. Afyon, Uşak, Kütahya'nın tam ortasında hiçbir şehre yaramayan bir havalimanı kuruyorsunuz. Kaç milyon kapasiteli? 2 milyon kişi yıl kapasiteli. 2 milyon kişi seyahat edecek diye devasa bir havalimanı yapıyorsunuz. 2012'de açıldı. İlk yıl seyahat eden kişi sayısı, dikkatinizi çekiyorum. Kaç kişiydi kapasite? 2 milyon. 3195 kişi seyahat etti. O kadar. 3195 kişi. Şimdi aradan geçmiş 8-10 yıl, 16.500 kişi seyahat etmiş. Ya bir tane beyin yok muydu orada Allah aşkına? Ya bu olmaz diyecek. O yüzden devlet planlama teşkilatı kapatılmamalıydı. Belki farkında değilsiniz. Tarımda bizi dışarıya bağladılar. Tarımda bizi dışarıya bağladılar. Bu konu uzun. Sizleri de kaçırmak istemiyorum. Bunu akşam anlatacağım. Şeyde, divanda. Herkese açık. Çok renkli birçok şey var. Ben onu orada anlatacağım. Şunları bir anlatmam lazım. Kaptırdım gidiyorum ben. Burada bazı bizim projelerimizi hükümet aldı. Biz de çok mutlu olduk. Çünkü biz bu projeleri ya iktidarda aman biz gelince yapalım diye yapmadık. Biz bu ülkenin çocuğu olarak bu ülkeye projeler hazırladık. Fırsatınız varsa mevcut iktidar siz yapın dedik. Nasip olursa biz yapalım gelecekte diye de bağıra çağıra her yerde söyledik.